Şu anda helallik isteniyor. Şu anda helallik isteniyor Gözde. Senin de söylediğin gibi büyük bir üzüntü var. 88 yaşında hayatını kaybetti. Aslında helal olsun sesleri çınladı işte bu noktada, bu dakikalarda. Fikir adamı, mütefekkir, önemli, değerli bir insandı. Sezai Karakoç, önemli eserleri var elbette. Hep söylüyoruz. Bedenler aramızdan ayrılıyor ama düşünceler, fikirler hep bizimle birlikte. Önemli bir konuğum var. Hemen kendisine ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Değerli hocamız Mustafa Karataş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tabii bugün hüzünlü bir günümüz. Başımız sağ olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz? Diriliş şiarının öncüsü Sezai Karakoç için. Evet, Sezai Karakoç, Allah rahmet eylesin. Bugün kendi arzusuyla şiir dizelere döktüğü Şehzade Başı'nda sevgiliye kavuşmak için soğuk taşlarda güneşin grup ettiği bir vakitte arzuladığı yerde cenaze namazını kıldık. Şu anda rahmet-i rahmana tevdi olmak üzere omuzları alınıyor tabutu. Sezai Karakoç şair üstad, tabii bir neslin, müjdelenen bir neslin de gerçekten lokomotifi olmuştur. Necip Fazıl'la, Yedi Güzel Adam'la birlikte muştulanan nesli yetiştirmede çok büyük emeği geçti. Şiirleriyle, yazılarıyla ama bundan daha önemlisi duruşuyla çok mükemmel bir insandı. O vakarından hiçbir zaman taviz vermedi. İlmi duruşundan, kişiliklerinden, şahsiyetinden ve bir Müslüman vakarından dünya menfaatine hiçbir zaman dönüp bakmadı. Sürekli ahireti hatırlattı ve davası uğruna bir ömür vakfetti. Mekanı cennet olsun. Büyük bir kayıp, yeri doldurulamaz büyük bir şair ve edip ve aynı zamanda mütefekkir bir şahsı bugün uğurluyoruz. Tüm ülkemizin, milletimizin ve İslam aleminin başı sağ olsun diyorum. Hocam elbette ki diriliş şiarıyla yola çıktı. İslamiyet'e de önemli eserler geride bıraktı. İleriki nesillere de önemli eserler geride bıraktı. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Eserleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii şiirleri bir başka, yazıları. Biz onu Diriliş dergilerinden, Mavera dergilerinden okuduk. Efendim onun Monoroza şiiri çok Endülüs'le ilgili çok güzel yerindeydi ve hatıralarda hep hayırla yad edilecek şekilde kaldı. Elbette onun fikirleri yaşayacaktır ve zaten bir nesil onunla büyüdüğü için o fikirleri yaşadı. Bugün cenazesinde de aynı şekilde uğurlamaya gelen büyük bir cemmi gafir dediğimiz çok büyük bir kalabalık. Onu hayırla yad ederek burada omuzlar üzerinde taşıyorlar. Yeri doldurulamaz bir şey. Yani Necip Fazıl'ı ülkemiz belki çok daha fazla tanıyor. Sezai Karakoç, terazinin bir kefesinde Necip Fazıl varsa bir kefesinde de Sezai Karakoç vardı. Mukayesesi belki abes olabilir ama ikisinin de yeri doldurulamaz. Bugün İslam dünyası fikir kıtlığı çekiyor. Efendim fikir sancıları çekiyor. Böyle zatlar yetişmediği için. Bundan sonraki dönemlerde İslam ümmetinin, insanlığın önünü aydınlatacak mütefekkirlere ihtiyaç var. Onun fikirleri doğrultusunda yetişecek gençlere çok ihtiyacımız var. Bu gençleri yetiştirmek de bizim boynumuzun borcu. Geride kalan bizlere artık onların mirası ilimdir. Peygamberler gibi, peygamberler mal mülk bırakmazlar, geriye ilim bırakırlar. Onlar da düşünceleriyle, fikirleriyle yaşayacaktır. Sezai Karakoç'u inanıyorum ki bundan sonra daha iyi anlayacağız. Zaman geçtikçe daha çok arayacağız. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bir kez daha başımız sağ olsun diyelim. Hemen kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Şu tarafta göstersin. Şu anda Sezai Karakoç'un naaşı omuzlara alındı. Ve götürülüyor. Görüyorsunuz elbette ki büyük bir kalabalık var. Ekranlara geliyor. Çünkü değerli bir isim. Değerli elbette ki diriliş şiarının öncüsü. Önemli eserler bıraktı. Kendisi 88 yaşında hayatını kaybetti. Şu anda da omuzlarda taşınıyor tek bir sesleriyle beraber. Elbette ki büyük bir hüzün, bir yandan da yine söylediğimiz gibi bir gurur var. Yine kendisinin bize bıraktığı önemli eserlerin elbette ki geleceği aydınlatacağını biliyoruz. Bu da çok önemli. Bunları söyleyebiliriz. Şu anda omuzlarda kendisinin naaşı taşınıyor bu sırada, bu noktada. Bunu da sizle paylaşabiliriz bulunduğumuz noktadan. Sizlerle bu şekilde paylaşmış olalım.
Türkiye önemli bir değerini kaybetti. Bugün Türkiye'nin acı günlerinden biri. Yazar, şair, düşünce, fikir adamı, mütefekkir Sezai Karakoça. Son görevini yapmak isteyenler, sevenleri burada, bu noktada. Elbette ki büyük bir acı var, büyük bir hüzün var bu noktada, bunu söyleyebiliriz. Dualar edildi kendisi için. Yaptığımız röportajlarda şunu anlıyoruz ki gerçekten peşinde, ardında hoş bir seda bıraktı aslında, bunu söyleyebiliriz. Herkes onun mütevazı yaptığı eserlerle, yine söyledikleriyle hatırlıyor, güzel bir şekilde hatırlıyor. Bu çok önemli. Eserleri tüm Türkiye'de aslında çevirisi yapılıp da tüm dünyada tanınacak. Çok değerli, çok önemli. Hep şöyle seslenmişti, hatırlayacaksınız, kulağınıza gelecek. Ey sevgili, en sevgili diye seslendiği sevgilisine, Rabbine kavuştu bugün itibariyle. Ve şu anda da Sezai Karakoç'un naaşı omuzlarda. Elbette ki bu noktada birçok vatandaş Sezai Karakoç'un yine naaşını omuzlamak için aslına bakarsanız yine burada bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Dün akşam saatlerinde saat 18'de hayatını kaybettiği haberini aldık ve bugün de bulunduğumuz noktada Şehzadebaşı Camii'nden cenazesi kaldırıldı. İkindi namazına müttakip ve dualarla, tekbir sesleriyle, yine gözyaşlarıyla uğurlandığını sizlerle paylaşabiliriz Sezai Karakoç'un. Elbette ki ölmeyecek bir insan, elbette ki bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleri gelecek nesillere ışık tutacak, hiçbir zaman ölmeyecek kişiye Sezai Karakoç. Kendi deyimiyle, kendi söylediğiyle dünya sürgününü tamamladı. Dünya sürgünü sona erdi. O şiiri aslında bir kez daha sizlerle paylaşalım bu noktadan. Sizlerle paylaşmış olalım. En sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da, ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıyı özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. En sevgili, ey sevgili, işte o en sevgilisine kavuştu. Bu noktada elbette ki hüzünün hakim olduğunu söyleyebiliriz ama bir yandan da işte okuduğumuz eserlerde paylaşıyoruz sizlerle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.